Merhaba arkadaşlar, Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var, onunla başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Evet, yapacağım örgü oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar, modelimize önce ilmek alarak başlayacağız. Bu modelimize 4 ve 4'ün katlarına ihtiyacımız var. 4, 8, 12 diye devam edecek ilmek sayımız artı 2 kenar ilmek olarak. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde belirleyeceğiz. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Sadece modeli göstermek için. Az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Şöyle hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane modelim için 5 model üzerinden anlatacağım. 2 de kenar ilmek aldım. Toplamda burada 22 ilmeğim var. Şimdi modelimize başlamadan önce bir sıra bir zemin oluşturalım. Ben lastik yapmadım. Direkt model üzerine başlıyorum. Kenar ilmeği ilk sıra olduğu için ördüm. Diğer ilmekleri de sıra sonuna kadar bu sırayı ters olarak örelim. Şöyle bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar. Bu zemini oluşturmak için. Siz lastik yaparsanız lastikten sonra modelimizi ön yüzde kurmaya başlayacağız. Evet. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bir sıra ters örgü yapmış olduk. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 tane düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz ördüm. Şimdi 4 ilmek ters modelimizin ön yüzünde modeli kuruyoruz arkadaşlar. 4 tane ters ördüm. 1, 2, 3, 4 tane düz ördüm. 4 tane ters. 1, 2, 3, 4 tane ters ördüm. 1, 2, 3, 4 tane düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizin birinci sırasında bu şekilde ilmek yerlerimizi belirledik. Yani model kurulumunun ilk sırasını yaptık. Arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi 4 tane tersimiz var. Terslerimizi ters olarak örüyoruz. Arka yüzünde. 4 ilmeği de ters ördüm. Şimdi 4 tane düz ilmeğimiz var. Oraya gelince ilkini düz ördüm. Birinciyi. 2 tane ters. Son düzü de tekrar düz olarak ördüm. 4 tane ters. 1, 2, 3, 4. Tersleri ters ördüm. Şu dörtlü düze gelince ilkini düz ördüm. 2 tane ters.
Dördüncüyü de düz olarak yaptım tekrar. Arka yüzünde yapacağımız işlem sadece bu. Tersini ters örüyoruz. Düz ilmeklere geldiğimizde kenardakileri birinci ve dördüncüyü düz örüyoruz. Ortadaki iki taneyi ters. Şimdi dört tane ters ilmeğimiz var. Onu da ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzünde düzleri düz, tersleri ters. Başka işlem yapmıyoruz. Şu şekilde. Şimdi tersimizi de ters olarak örüyorum. Dört tane düz. Dört tane ters. Dört düz. Bu sırayı da tamamladık arkadaşlar. Kenar ilmeğini de ördüm. Arka yüzündeyiz modelimizin. Arka yüzünü geçtim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka yüzünde ne yapıyorduk? Terslerimizi ters olarak örüyorduk. Düz kutucuğa geldiğimizde bakın ördük. Şu diğer kutucuğa geldiğimizde yanlardan bir düz, iki ters. Sonuncuyu da bir düz. Dört ilmeği de bu şekilde yaptım. 1 2 3 4 ters. 1 düz. 2 ters. 1 düz. 4 tane tersimiz var. 1 2 3 4 ilmeği de ters ördüm. Kenar ilmeğini de ördüm. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bakın şöyle. Modelimiz oluşmaya başladı. Hasır örgüsü deniyor herhalde bu modele. Bilenler varsa yazabilir arkadaşlar yorumlara. Şimdi düzümüzü düz, ön yüzünde tersimizi ters örüyoruz. Başka bir işlem yapmıyoruz. Bir, iki, üç, dört tane düz ördüm. Dört tane ters sıradaki. Dört tane düz. Ördüm ve kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelin arka yüzündeyiz. Modelin arka yüzünde kenar ilmeğini örmeden aldım. Tersleri ters örüyorum. Başta 4 tane tersimiz var. 4'ünü de ters örüyorum. 1 tane düz, 2 ters. Kenarda bir düzüm daha var. Şu şekilde yaptım. Şimdi 4 tane ters ilmeğimiz var. 3, 4'ün 4'üm. 1 düz, 2 ters. Bir düz, dört tane ters ördüm ve sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğini de ördüm. Modelimizin birinci kurulumunu tamamladık. Bakın arkadaşlar, şimdi kaydıracağız. Düzlerin üzerine ters, terslerin üzerine de düz getireceğiz. Kutucuklar kayacak şimdi. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi burada ters yapacağız. 4 ilmek ters. 4 ilmeği ters yaptım. Şu şekilde. 4 tane düz. 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. 4 tane ters yine. 4 ilmek tersimiz var.
4 ilmek düz. Modeli kaydırdık bu şekilde. Şimdi bu düzlerin üzerinde yine ters ördüm ve arka yüzüne kenar ilmeğimi örmedim. Kenar ilmeğini de ördükten sonra arka tarafa geçtik. Arka yüzünde ne yapıyorduk? Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimize geldiğimizde düzde bir tane düz örüyorduk. Birinciyi iki tane ters. Bir, iki tane ters ördüm arada. Dördüncü ilmeğimizi de tekrar düz ördük. Bakın kenar ilmekten sonra bu şekilde yaptım. Dört tane tersimiz var. Ters ördüm. Üç, dört. Bir düz, iki ters. Bir düz. Evet, bir düz ördüm. Şimdi dört tane tersimiz var. Bir, iki, üç, dört tane tersimiz var. Bir düz, iki ters. Bir düz. Kenar ilmeğini de ördüm. Ve bu sırayı da bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şöyle ipimi açayım. Evet. Şimdi bir sıra daha yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada terslerimiz var. Düz sırada tersi ters, düzü düz örüyorduk. 3, 4 ilmek ters ördüm bakın. 4 ilmek düz. 3, 4 tane düz ördüm. 4 tane ters. 4 ilmek düz. Bir, iki, üç, dört. Kenar ilmeğini de ördüm. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Gayet güzel bir model. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane düz, iki tane ters. Ördüm. Bir düz. Şimdi 4 tane ters. 1, 2, 3, 4. 4 ters ördüm. 1 düz, 2 ters. 1 düz. 4 tane yine tersimiz var. Şu şekilde. 1 düz. 2 ters, 1 düz ve kenar ilmeğini de ördüm. Bu sırayı da tamamladık. Bakın modelimiz böyle ilerliyor. Şu ikinci kurulumunda bir düz bir de ters taraftan ördükten sonra üçüncü modelimizi kuracağız. İsterseniz onu da tamamlayalım beraber. Şu şekilde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzünde tersleri ters, düzleri düz örüyorduk. Burada 4 tane tersimiz var. 4'ünü ördüm. 4 düz. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde devam ediyor. Gördüğümüz gibi tersleri ters, düzleri düz. Model oldukça kolay. Çabuk ilerleyen bir model. İstediğiniz örgüde de uyarlayabilirsiniz. Battaniye yapabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz. Çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Yani çok amaçlı bir model. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki düzü düz ördüm. İki tane tersimiz var. Modelin mantığı hep aynı. Sadece yerini kaydırmış olduk. Başka hiçbir işlem yok. Bir düz,
2 ters, 1 düz. 4 tane tersim var arada. Tekrar 1 düz, 2 ters, 1 düz. Kenar ilmeğini de ördüm. Modeli ikinci kez kurmuş olduk. Bakın şuradan anlaşılıyor. Şurada 3 tane haroşanız olursa model tamam. Şimdi modeli tekrar kaydıracağız. Birinci modelde yaptığımız gibi. Düz, ters, düz, ters, düz olarak devam edecek. Bu sırayı da beraber yapalım. Üçüncü kez kurulumunu. Şimdi ne yapıyorduk? Tersin üstüne düz yapacağız modeli kaydırmak için. 3 tane, 4 tane düz ördüm kenar ilmek hariç. Şimdi 4 tane tersim var. Düzlerin üzerine tersi kaydırdım hemen. Terslerin üzerine de düz. Dört ters. Düzlerin üzerine ters yaptım. Şu terslerin üzerine de düz ilmek yaparak üçüncü modeli kurulumunu da yaptım. Bakın arkadaşlar modeli yine kaydırdık. Daha fazla uzatmayayım ben videoyu. Bu şekilde modelimiz devam ediyor. Arka yüzü de bu şekilde. Ben biraz ilerlemiş halini de yaptım. Onu size göstereyim. Evet, modelimiz ilerlemiş hali bu arkadaşlar. Şunu beraber yaptık. Şunu da kenara bırakayım. Bakın aynı ip, aynı şişle ördüm yine. Modelimizin görüntüsü böyle olacak. Gördüğünüz gibi gayet güzel, zarif bir model. Şu haroşa olan yerler kabarık kabarık duruyor. Arka yüzü de bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet güzel, temiz bir arka görüntüsü var. Ön yüz de böyle. İsterseniz şöyle koyayım. Bir de netleştireyim. Ekran görüntüsü almak isteyenler olabilir. Evet. Modelimiz böyleydi bugün. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.